Herkese merhaba, ben Merve Şahin. TED Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Geçtiğimiz yaz ICA'nın Global Volunteer Programı ile Rusya'da bir gönüllülük projesine katıldım. Bu videoda da projedeki deneyimlerimden bahsedeceğim. Benim projem Rusya'nın St. Petersburg şehrinde gerçekleşti. Bildiğiniz gibi Global Volunteer projeleri Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik projeler. Ben de 13. hedef olan Climate Action adı altındaki Ecolife projesine katıldım. Bu projenin amacı Rusya'daki St. Petersburg daha doğrusu vatandaşlara ekolojik farkındalık sağlamak ve aslında spor, beslenme gibi alanlarda bilgi vermekti. St. Petersburg'a ilk gittiğimde ilk gün bize bir seminer verilmişti. St. Petersburg'a neleri gezmelisiniz, projemiz nasıl olacak ve aslında bildiğiniz gibi projelere farklı ülkelerden birçok insan katılıyor. Aslında o insanlarla birazcık da kaynaşma ortamı yaratmaktı. Bütün gün boyunca oyunlar oynadık ve birbirimizi tanıdık. Gittiğim yerde benim tanımadığım farklı şehirlerden gelen iki tane daha Türk arkadaşım vardı. Bu kaynaşma seminerinden sonra aktivitelerimiz başladı. Örneğin bir hafta yoga üzerine, bir hafta vejetaryen yaşam üzerine, bir hafta sporla alakalı bir sürü etkinlik yaptık. Benim için en güzel etkinlik National Park adı verilen bir yere gitmiştik St. Petersburg'da. Akşam trene bindik, sabah oradaydık. Gittiğimiz yerde asla ne internet ne wifi hiçbir şey yoktu ve telefonlarımız asla çekmiyordu ve 16 arkadaşımla birlikte aynı evde kaldık. Aslında biraz bu internetsiz, telefondan uzak ortam bize her ne kadar projede evet birlikte vakit geçirmiştik ama birbirimizin kültürünü tanıma açısından çok büyük şansı oldu. Örneğin Rusya'da borş adı verilen bir kültürel çorba var. Rus arkadaşlarımız bize onu yapmayı öğretti. National Park denmesinin sebebi o bölge devlet tarafından korunan bir bölge ve kunduzların yaşadığı bir bölgeymiş. Biz de oraya giderek aslında hem o küçük köydeki çocuklarla birlikte vakit geçirdik, onlara kendi kültürümüzü tanıttık, hem de o kunduzların yaşadığı alanı gezme şansı bulduk. Çocuklarla olan kısmından bahsetmek istiyorum. Çok küçük yaşta çocuklar da vardı. 2-3 yaşlarında olan vardı. Daha işte 6-7 yaşlarında olanlar da vardı ama çok küçük bir yerde yaşadıkları için çok fazla yabancı insan görmemişler ve onların yüzündeki o gülümsemeyi ve merakı gördüğünüzde aslında size ayrı bir keyif katıyor. Projeye gitmeden önce zaten sizden istenen şeyler size söyleniyor. Bizden de bir küçük Türkiye hakkında tanıtım sunumu istemişlerdi. Biz de işte kendi ülkemizi tanıtan, işte İstanbul'u, Ankara'yı, yemeklerimizi, kültürümüzü tanıtan şeyler içeren bir sunum hazırlamıştık. Küçük çocuklara onlara sunduk. Geri kalan vakitlerde akşam birbirimize yemek yaptık, film izledik. Bu tarz aktivitelerle aslında vakit geçirdik. Kaldığımız ev kocaman ağaçların ortasında olan bir yerde. Tahtadan yapılmış bir ev ama yurt desen yurt değil, hostel desen hostel değil tarzı bir yerde aslında. Böyle her odada 4 yatak var ya da 2 yataktan oluşan bir yerde. Bir gün orada kaldık. Daha sonra sabah yola çıktık. Yine National Park'ın içinde başka bir eve geçtik. Geçtiğimiz yerde yine küçük çocuklarla, o bölgedeki küçük çocuklarla aktiviteler yaptık. Yine onlara kendi kültürümüzü tanıttık. Onun dışında bize geriye kalan vakitte ise National Park'ın içini gezmemiz için kocaman araçlar geldi ve hayatımda ilk defa o tarz bir araca binmiştim. Araçlarla ormanın içine doğru ilerledik. Girdiğimiz orman aslında kunduzlar için özel koruma alanıymış. Kunduz göremesek de kunduzların ayak izlerini ve o kemirdikleri ağaçları görmüş olduk. Her ne kadar projedeki bütün aktivitelerden keyif alsam da bir diğer ikinci en keyif aldığım aktivite ise Cleaning Games oyunlarıydı. Rusya'da Cleaning Games çok ünlü bir oyun. Aslında oyunun amacı halkla birlikte kirli bir alandaki çöpleri toplamak. Bu da nasıl oluyor? Oyundan önce size eldiven, işte 3 farklı çöp kovası, giyeceğiniz tişört ve şapkasına kadar her şey veriliyor. Takımlara ayrılıyorsunuz ve her takımın belli numarası oluyor. Diyelim ki poşetiniz doldu, belli başlı istasyonlar oluyor. Oraya poşetinizi bırakıyorsunuz ve sizin adınıza puan yazıyorlar ve puanı uygulama üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Şans eseri bizim takımımızda yine Cleaning Games takımından biri vardı ve onun sayesinde biz birinci olduk. Birinci olan kişilere de sponsor olan firmalardan belli başlı hediyeler getirmişlerdi. İşte bizim aldığımız hediyelerde de şampuan, tohumu çıkan kalem tarzı ekolojik yaşama birazcık odaklanan hediyeler vardı. Bir de ISAC'la gittiğiniz projelerde Global Village adında bir etkinlik yapılıyor. Bu da projeye katılan kişilerden belli başlı böyle kültürlerine ait bir şeyler getirmelerini, yemek getirmelerini söylüyorlar ve bir panayır gibi bir yer oluyor. Orada birbirinizle aslında yiyeceklerini vesaire paylaşıyorsunuz. Biz gittiğimizde taze fasulye yapmıştık. Farklı olarak saray helvası denilen pişmaniye götürmüştük ve en çok revaç gören aslında bizim standımızdı. En çok beğenilen şey ise saray helvasıydı. Buraya kadar anlattığım her şey evet benim çok fazla keyif aldığım aktivitelerdi ama aslında projeye ilk gittiğim zaman, ilk gittiğim gün benim için çok kötüydü. Direkt uçak biletine baktım ve Türkiye'ye dönmeyi düşünüyordum. Ama şöyle düşündüm, hayatımda ilk defa tek başıma kendi konfor alanımın dışına çıkmıştım ve kendi kendime dedim ki Merve hani bir gün daha dayanabilirsin. Zaten uçak şurada duruyor, hemen atlayıp gidersin tarzında kendi kendimi pozitif bir şekilde motive etmeye çalıştım.
çalışmıştım aslında ve hani evet belki ikinci gün de uçak biletlerine bakmaya devam ettim. Üçüncü gün de devam ettim ama daha sonrasında fark ettim ki kendi konfor alanımın dışında kendimi nasıl yönetebildiğimi, insanlara nasıl katkımın olduğunu gördükçe kendi kendime motive oldum ve 6 ay boyunca Rusya'da kalmış bulundum. Hatta 6 hafta kaldıktan sonra proje sonunda arkadaşlarımla birlikte Moskova'ya küçük bir geziye çıktım. Son olarak küçük bir anım var, onu da paylaşmak istiyorum. Benim projem Kurban Bayramı'na denk geliyordu ve hani aslında bayramda ailem yanında olamadığım için çok üzülüyordum. Hani bir sabah yine projede toplanmamız gereken yerde toplandık ve hani bütün Müslümanlar, hani biz Türkler kendi aramızda bayramlaşmıştık ama diğer ülkelerdeki insanlar gelip bizim Kurban Bayramımızı falan kutladılar. Hani neden kutladığımızı vesaire sordular. Daha sonra biz orada Türk restoranı bulduk araştırıp ve gidip hep beraber orada Kurban Bayramı'nı kutladık. İşte kimisi lahmacun yedi, kimisi Adana kebap yedi, kimisi beyti yedi. Fakat hani herkes evet yemekleri beğendi. Hatta böyle ardından işte tekrardan lahmacun söyleyen, tekrardan kebap söyleyen de oldu. Ama benim en böyle aklımda kalan o günden hatıra şey oldu. Çinli arkadaşlarımız vardı ve masaya bir ayran söyledik. Herkes işte tadını çok beğendi, tariflerini falan istediler. Fakat Çinli arkadaşlarımız ayranı içtiğinde çok küçük bir yudum içmişlerdi. Ama onu içtikleri an yüz ifadeleri tamamen değişti ve onda zaten küçücük İçtikleri yudumu bile peçeteye çıkardılar. Benim için en unutulmaz anlardan biri buydu. Bir önceki videoda da yurt dışına ilk defa çıkacaklar için tavsiyeler vermiştim. Dilerseniz o videoyu da izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.